yine geldik işte farklı isim çeşitli işte medya mark teknoloji konu ve uzmanlık da şart medya markla tam zamanı günün yoksa da halleden uzman çek hadi güzelce tarzını yansın atla zıpla koş namzını yükselt medya markla tam zamanı nerede nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin medya markla tam zamanı <Sessizlik> of oh, dediğin anların alayına mistik. Misli, misli Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye Misli'ye gel hediyeni al Alayına misli Bu maçın önemi çok çok büyük. Hele hele bir baray hakemi atıyorsunuz. Böyle maçlar için nasıl bu riski alabiliyorsunuz anlayamıyorum. Şimdi bak enteresan bir şey var. Ve sen bu maçlara bunları atayım. Beşiktaş Trabzonspor maçına Alper Çetin atıyorsun. Bir risk dedim. Risk almış dedim. Bazen işte kendi ayağına sıkmak bu oluyor. Meme Hanım'la herkese merhaba. Bugün Beşiktaş-Trabzonspor maçında Arda kardeşlerin kararlarını yorumlayıp analiz edeceğiz. Söz sende Alparslan buyur. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. 41. dakikadaki Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonla girişi yapalım. Şimdi bu pozisyonda Svensson'la Bardi arasında. Svensson'un öncelikle Bardi'nin formasından çektiğini görüyoruz. Hatta aklıma şey geldi. Adam Demirspor maçında da Svensson'un böyle bir forma çekme olayı vardı ceza sahası içerisinde. Direkt o çağrışımı yaptım. Şimdi eğer bu pozisyonda sadece şu çekmeye odaklanırsak... ...bu çekmeden dolayı ya acaba işte bu çekmenin şiddetiyle bu arkaya düşmesi... ...efendime söyleyeyim veya kendi bu çekme dolayısıyla özelinde penaltı olur mu olmaz mı yorumları açık. Ama burada... Bu çekmeyle birlikte aynı zamanda diz kısmıyla Bardi'ye arkadan yaptığı müdahale var ki hem çekmeyi hem de o müdahaleyi yaptıktan sonra zaten Bardi'nin düşüşü o çekmeden dolayı değil o çekmeyle birlikte dizin de müdahalesinden dolayı geriye doğru oluyor. Şimdi burada Arda kardeşlerin şu açıdan çekmenin şiddetini net yorumlayamayacağı aşikar diz kısmını göremeyeceği kesin. Şimdi dolayısıyla burada penaltı olan bu pozisyonda var niye karışmadı? Soru işareti o. Vallahi bununla ilgili son zamanlarda artık var hakemlerinin karıştığı, karışmadığı birbirine o kadar benzer pozisyonlarda farklı kararlar veriyorlar ki hakemleri çağırıp çağırmama konusunda o yüzden sebebini söyleyemiyorum belli bir standart ve çıta dediğimiz o olay olsa hani ona göre bir yorum yapayım. Bak var o çıtaya göre bunu demek ki altta gördü. Çünkü bak çıta bu diye örnekler vereyim. Çağırdığında da yine neye göre çağırdığını bilemeyeceğiz. O çıtayı gözünün alırsak. Dolayısıyla hani var tarafından yorumlayamıyorum artık. O kadar değişken kararlarda değişken oferiler tavsiye ediyorlar ki hakeme. Ama pozisyon formasını çekmesi, diziyle yaptığı müdahale itibariyle penaltı. Hocam bu pozisyonun ardından 43. dakikada Raşit ile Mendy'nin bir ikili mücadelesi var. Devamında da Beşiktaş gol attı. Evet. Şimdi bu pozisyonda bir ikili mücadele esnasında Reşiska'nın Mendy'yi bir çekmesi mevcut. Ve hakem de çok yakın. Bu çekmeden sonra Semih'e top geliyor, vuruyor ve gol oluyor. Ben bu çekmenin hakemin saha içerisinde yorumlayacağını, saha içerisindeki verdiği kararın geçerli olması gerektiğini söylemeliyim. Bu pozisyona var, karışmaz. Çünkü o çekmenin mendiyi ne kadar etkilediğinin en iyi çözümü ve bulacak ki siz sahadaki bu pozisyona, bu yakınlıktaki hakem... Bu yoruma açık. Hakemin verdiği karara saygı duymak gerekir. Oyunu devam ettirme konusunda veya faal dese de. Dolayısıyla gol öncesi bu pozisyonda atak başlangıç olarak fazla olarak değerlendirilmesi gerekmiyor. Değerlendirmemesi daha doğru ama oynatıp oynatmama konusunda sağdaki hakemin yorumuna saygı duymak lazım. Bu çekme Arda kardeşlere göre mendiyi etkilemeyen bir çekme demek ki. O yüzden devam ettirdi. Ben de burada ikili bir mücadele yan yana yani formayı alıp arkadan böyle bir çekmeyi net olarak gösteren bir kare değil. Ben de devamdan yanayım. Ama hakem buna bu çekmeden dolayı verdi foul'ü. Yani bir şey diyemez. Saygı göstermek gerekir. Maçtaki bir diğer pozisyonumuz Semih ile Baniya'nın pozisyonu. Şimdi bu pozisyon taş çizgisinin tam kenarında oluyor. Yani dördüncü hakeme o kadar yakın ki topa vuran Baniya topa vurduktan sonra eğer hakem topu izleyip hani diğer pozisyonuna takip edeyim diye oraya odaklandıysa bu pozisyonu doğal olarak kaçırıyor. Ama dördüncü hakem işte bu gibi pozisyonların takimini yapmak zorunda. Burada ben kırmızı karttan yanayım. Kırmızı karta daha yakınım. Herhalde var buradaki bu şiddeti, Baniyan'ın bu yaptığı eylemi hakeme izletmek için yeterli görmemiş ki çağırmadı. Ama benim kararım kırmızı karttan yanayım ben. Ha bunu hakem görmeliydi. Hani topu gelişi güzel vurmuş, görmeliydi. Dediğim gibi varın buna müdahale olmamasının sebebi belki şiddeti kendine göre kırmızılık olarak görmemiştir. Burada enteresan hiçbir kart çıkmadı ama var hakem ikisi de değil. Burada bu pozisyonu net olarak dördüncü hakem görüp hakemine pozisyonun ihraçlık olduğunu veya kartlık olduğunu en azından söylemesi gerekir. Hocam maçtaki bir diğer pozisyonumuza geçelim. Trezege ile Bahtiyar arasında yaşanan bir ikili mücadele oldu burada. Bak şimdi bu pozisyonda iki futbolcu da pozisyon almak istiyor. Top gelirken Trezege duruyor. Bahtiyar da arkadan geliyor. Trezege'ye bir teması, bir müdahalesi var. Yine hani şu bacak diz kısmıyla kalçaya. Bu pozisyon alırken bir çarpışma. İşte bak bununla Svensson arasındaki fark şu. Burada Bahtiyar'ın ayağı yerde tam pozisyon oluyor. Bak Svensson da kalkıyor ve diziyle de o çekmeye artı olarak pekiştiriyor olayı. Dolayısıyla buradaki pozisyonun devam kararı doğru. Hocam maçtaki son pozisyonumuza geçiyorum. Getson Fernandes'e Enis Destan arasında yaşanan ikili mücadele. Yani karşılıklı bu pozisyon devam bu pozisyon. Karşılıklı birbirlerini tutuyorlar. Sonuçta karşılıklı birbirlerine yapılmış bir e, mücadele içerisindeki müdahale. O yüzden devam kararı doğru. Hocam maçtaki pozisyonlarımız bitti. Sizden genel bir Arda kardeşler değerlendirmesi almak isterim. Evet, şimdi bir kesinlikle Arda kardeşler e, üzerinden konuşursak şu var. Şimdi Arda kardeşler daha önce bir derbi maçı yönetti ve bu derbi maçındaki stratejisi tuttu. Bunda futbolcuların da o derbi maçında hani oynamama isteği, o havaya ayak uydurması paralelinde başarılı bir stratejiydi. Ama aynı strateji her maç için aynı sonucu verecek anlamda anlamında değil. Şimdi bu maçta da o maçı baz alarak futbolcularla iletişim kurarak, kart göstermeyerek, açıklamalar yaparak belli bir özellikle ilk yer olmak üzere süreyi bu şekilde kafasında kurgulayıp maça çıkmış. Örneğin bir pozisyon oluyor. Herkes bir sarı kart beklentisinde. O mesela Amart ile Destan'ı çağırıyor. Bir önceki pozisyonun İzağını yapıyor. veya başka bir pozisyon var. Mesela o pozisyonda futbolcular Bahtiyar'la yine Enis yaptığı Bahtiyar'ın sarı kart görmesi gereken bir pozisyonda futbolcular konuşuyor. Başka başka böyle oradaki strateji buraya oturmadı. Bunun haricinde mesela Uğurcan olsun, Cenk olsun kendisine koşarak gelip itirazda bulunan futbolcuları sarı kartla değerlendirmedi. Duyarsız kaldı. Biraz önce bahsetmiştim Bahtiyar'ın pozisyonu veya işte birkaç tane daha var sarı kartlık pozisyon. Bunların değerlendirmesini es geçti. Şimdi ilk yarıda o stratejide kart göstermeme amacıyla öyle bir kurgusundan dolayı... ...ikinci yarıda daha çok kart göstermek zorunda kalıp hatta göstermedikleri de var oldu. Dolayısıyla elle oynamalarla ilgili bugün çok hani tutarsız enteresan kararları vardı bir incelesin özellikle bir treze gibi elle oynama verdi mesela yani kurala göre adam kendi oynuyor bekleyip sonuçlanması lazım kendi vurursa başka arkadaşına verirse başka Ayrıca şunu söyleyeyim, ha, bu maçın önemi çok çok büyük merkez hakem korulu federasyon olarak yani mesela bir dördüncü hakem atıyorsunuz riskli keza işte göz önündeki şeyi hakeme bilgisini vermiyor. Hele hele bir var hakemi atıyorsunuz yani böyle maçlar için nasıl bu riski alabiliyorsunuz anlayamıyorum. Şimdi bak enteresan bir şey var bu haftaki süperlik maçlarında önce ele alıyorum ben. Atakaş Hatay Karagümrük maçının var hakemi Koray Gencerler. Evet bu var de hata yapıyor ama tecrübe anlamında. Koray Gencerler. Ankara gücü Sivas. Mustafa Öğretmenoğlu. Yıllardır bu kadroda bunlar. Samsun Galatasaray. Mustafa İlker Coşkun. Hata yapmış olabilir ama bugün bu kadronun gidiklerinden yani. Rize Konya. Emre Malok. Başakşehir İstanbul. Alper Ulusoy, Antalya Fenerbahçe, Özgür Yankaya, Antep, Kayseri, Halil Umut Meler, Pendik, Adana Demirspor, Bülent Birincioğlu, Kasımpaşa, Alanya, Onur Öztoprak. Yani bu saydıklarımın arasında neredeyse UEFA'da da FIFA var olarak görev alan arkadaşlar var. Kimi de bizim FIFA'larımız ve ki diğerleri de yani tecrübeli, az çok ambiyansları da bilen insanlar. Yorumla, her şeyle yani var kadrosunu anlatayım. Ve sen bu maçlara bunları atayıp Beşiktaş-Trabzonspor maçına Alper Çetin'i e atıyorsun. İnsan der ki ya Allah Allah şimdi bakar kardeşim der. Efendime söyleyeyim Mustafa Koray Genceller. Efendime söyleyeyim diyorsun ki Başakşehir-İstanbul. Tabii maçların da önemi büyük. Ama hani bir de zorluk derisi anlamında konuşuyorum. Başakşehir-İstanbul, Alper Ulusoy. Efendime söyleyeyim diyorsun ki Antep-Kayseri, Halil Umut Meler. Daha ilginç. Bak birincilik maçlarına verdiklerim var. Sondan başım. Erzurum, Urfa, Özgür Yankaya. derbide de verdi yani. Göztepe, Altay. Mustafa Öğretmenoğlu. Tabi bir gün hani çıkıp bir gün sonra da çıkabiliyorlar. Kocaeli, Adana. Ali Şansalan. Ümraniye, Bodrum. Serkan Tokat. Ankara, Keşi, Bolu. Erkan Engin. Sakarya, Bandırma. Hakan Ceylan. Bakın bu arkadaşları ben iyi veya kötü olarak demiyorum. Ama kadronun tecrübeleri, kadronun isimleri bu ve buna benzer maçların devamlı aslında var hakemleri olan ki biliyoruz. Mesela geçen sene neredeyse bütün derbilerde Alper Ulusoy tulum çıkardı var hakem olarak. Tuzla, Manisa, Zorbay Küçük FIFA hakemi veriyorsun. Gençler Birliği, Çorum, Kadir Sağlam FIFA hakemi veriyorsun. Giresun, Eyüp, Alper Ulusoy. Yani UEFA FIFA var hakemi veriyorsun. Sen Beşiktaş-Trabzon maçına, şimdi ben bu isimleri görünce Alper Çetin'e veriyorsun. Bak gazeteye yazı yazdım, daha yaz, maç başlamadı. Bak, Allah yukarıda dördüncü hakem ve var hakem olarak atanan bu hakemler bir risk dedim, risk almış dedim şimdi ben bu maçlara atılan vara hakemlerine bakıyorum. Hani bu haftanın en zorlu maçlarından bir tanesi en başında belki de hem konumları itibariyle hem kulüpsel hem puan hem puan cetvelindeki konum itibariyle yer itibariyle Beşiktaş Trabzon Alper Çetin. Bazen işte kendi ayağına sıkmak bu oluyor. Bu kadar. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür ederim.